Hazırız değil mi Nobel konusuna geçmeye? Peki, Nobel Ekonomi Ödülü açıklandı. Ben Bernanke ödülü kazananlardan biri. Öğrencisi anlatacak hocasını konuşacağız. Profesör Doktor Refet Gürkaynak'la. Teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Hoş geldiniz. Büyük memnuniyetle. Hoş buldum. Şimdi önce hocanız Nobel almış olduğu için nasıl bir hocadır? Bernanke'yi nasıl bilirsiniz? Birkaç anekdot paylaşmak isterseniz çok mutlu olurum. Dinlemek isteriz sizi. Sonra da diğer konulara geçelim. Tabii. Ben tanıştığım zaman Bernanke Princeton'da iktisat bölümünün başkanıydı. Ve işte bize doktora dersine geliyordu. Sonra beraber önce asistan olarak, sonra beraber işte makale üzerine çalışarak, en nihayetinde de usta-çırak ilişkisi içinde benim tez danışmanım olarak ilişkimiz oldu. Daha sonra benim ilk işim Amerikan Merkez Bankası Fed'deydi. Benden bir zaman sonra hoca da oraya bizdeki PPK üyesi muadili bir pozisyona geldi. Orada da bir zaman beraber çalıştık. Çok haliyle çok çok hak edilmiş bir ödül. Bernanke'yi elbette bugün merkez bankacılığıyla daha iyi biliyoruz. Fakat akademisyen olarak yazına yaptığı katkı çok önemli, çok büyük bir katkıdır. Kendi doktora teziyle başlar. Anlattığı derslerde anlattığı konular da benzer konular. Yani finansal piyasaların iyi işlemeyişinin, mali sorunların makro iktisadi sonuçları üzerine. Hoca çok, ya benim bunu anlamam çok uzun zaman oldu ama hoca çok çekingen bir insandır. Onun için de böyle bir hani muhabbeti olması kolay bir insan değildi. Benim kendisine çok büyük sevgim, saygım vardır. Ama hep de şey hissederim, böyle bir ne diyeyim, mesafelilik. Yani biz tanışalı işte 25 seneyi geçti. İlişkimiz devam eder, görüşürüz. Ama hep de şeydir, hani canım benim filana gelmez hiçbir zaman hocayla işler. Öyle bir tarzı yok diyorsunuz yani. Anladım. O bize, biz Akdenizlere mahsus galiba o. Hakikaten. Evet. Yani Amerikalı'dan başka yerden de çıkıyor bazen ama Bernanke daha işte reserved dedikleri, hani biraz daha içte kapalı bir insandır. Refet Bey, buyurun. Estağfurullah. Şimdi Nobel'e biz biraz bağlantı sorunu yaşadığımız için bugün vaktimiz istediğimiz kadar olmadı. Biraz daraldı ama hızlı şunlara da bakalım sizinle. Nobel'e layık görülen çalışması nedir, bize bir özetleyebilir misiniz? Bir de tabii yani Türkiye için çıkaracak oradan bir ders varsa onu da sizden duymak isteriz. Tabii. Yani bir nevi Nobel Komitesi aslında kendisini takip ediyor. Bundan çok önce verilmiş olan bir Modigliani ve Miller'ın Nobel'leri var. Yani aşağı yukarı beraber yaptıkları aynı iş için ayrı ayrı Nobel aldılar. Çok önemlidir. Ve o çalışma bizlere oldum olası böyle ya hani buradaki matematiği takip edebiliyoruz, ispatın niye doğru olduğunu görüyoruz ama dünya böyle olmamalı, bu hiç aklımıza yatmıyor dedirten bir şey sonucu vardır. Mali piyasalarda ne olduğuyla reel ekonomide, yani işte işsizlikte, üretimde, enflasyonda vesairede ne olduğu birbirinden ayrıdır, sonucu çıkar oradan. Bunun mesela bir önemli ima ettiği şey, mali kriz diye bir şey aslında dert edilesi bir şey değil. Yani onu bankalar kendileri dert etsinler, batıyorlar diye, ama banka batıyor diye şirketlere bir şey olmaz diyor mesela. Şimdi biz buna baktığımız zaman her seferinde ya öyle olmamalı duygusu duyuyoruz. Ama şu zor bir iş gerçekten. Şirketlerin battığı zamanla bankaların battığı zamanın aynı zaman olduğunu görüyoruz. Ama nedenselliğin ne yana gittiğini görmek zor bir şey. Yani bankalar battığı için mi şirketleri sürüklüyor, şirketler battığı için mi bankaları sürüklüyor? Bernanke'nin kendisinin doktora tezinde büyük buhran yıllarını kullanarak buna ilişkin söylediği çok kuvvetli bir bankaların batması hakikaten reel etkileri olan bir şey. Ampirik olarak bunu gösteriyor. Bu 70'lerin sonunda yaptığı iş. Ondan sonra da 10 yıllar boyunca bunun değişik yüzleri ve niçin böyle olduğunun anlaşılması için uğraşıyor. Dolayısıyla da aslında 2008-2009 krizi olurken onun Amerika'da Merkez Bankası Başkanı olması, hani bizim sevdiğimiz lafla zamanlama manidar. Tam bu işlerin uzmanı para politikası yapacak yerde oluyor. Ve o uzmanlığın çok faydasını gördük bu dönemde. 89'da Mark Gerter'la beraber yazdıkları bayağı çığır açmış bir makale var. Şirketlerin borç aldıkları faiz oranının mali durumlarına bağlı olacağını gösterdikleri teorik bir makale var.
Ondan sonra da devasa bir literatür gerçekten de böyle şeylerin olduğunu göstermeye başlıyor. Bunlar bu sefer hakikaten şunları düşünürtmeye başlıyor bize. Evet. Ha tamam, dolayısıyla Bernanke'nin söylediği şeyler, işte ya bankalar batıyorsa şirketler başka şekilde kendilerini fonlarlar, önemli değil diyemeyiz. Bankanın batması kendi başına reel etkileri olan bir şey. Mali sektörün çalışmaması kendi başına reel etkileri olan bir şey. Dolayısıyla bunu dert etmek gerekir. Hı hı. Bunu hem uygulamalı olarak hem de uygulamada bunu görüyoruz. Niye böyle olduğunun teorisini de anlatıyorum demiş olduğu için aldı ödülü. Peki. Ya Refet Bey çok teşekkür ederim. Ben valla buradan Türkiye'ye, dünyaya ne dersler çıkar, daha neler neler hazırlamıştım size soru. Ama şimdi bizim işte de böyle hassas denge rejiyle aranızı bozmamak. Onlar süre bitti diyorsa bitiyor yani. Yapacak bir şey kalmıyor. Sonra kızıyorlar size. O yüzden süremiz bittiği için burada noktalıyorum. Ama umarım başka yayınlarda devam edebiliriz. Çok teşekkür ederim. Bizim eminim. İçin de hoş oldu. Siz öğrencisiydiniz Bernanke'nin. Hoca nasıl biri, alanı ne, bunları da sizden birebir dinlemiş olduk. Sağolunuz Profesör Doktor Refet Kürkaynak vakit ayırdığınız için. Ayyvallah.